16 ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programıyla karşınızdayız. Bugün bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Programımızın ilk bölümünde Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Çavuşkelle bizde olacak. Tarım sektörünü konuşacağız. Bu yıl ülkede tarım sektöründe verim nasıl, gıda temininde dünyada bir sıkıntı yaşanabilir mi? Türkiye kapısı bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından bir fırsat kapısına dönüştürülebilir mi? Tarımsal sektörde verilen finansal destekler yeterli mi? Tüm bunları Hüseyin Çavuşkelle ile ilk bölümde konuşacağız. Birinci bölümün hemen ardından kısa bir haber arası vereceğiz. Hemen sonrasında ise Başbakanlık Başdanışmanı Sayın Ahmet Savaşan bizlerle olacak. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na rica edelim. Eğer Hüseyin Çavuşkelle hattımızdaysa Sayın Başkan, kendisiyle hemen bu çiftçilikle ilgili son gelişen bilgileri paylaşalım, öğrenelim. Neler olacak, önümüzdeki dönemde neler yaşanacak. Evet, Sayın Başkan telefon attığımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet efendim, bu yıl verim nasıl? İlk önce onunla başlayalım isterseniz. Elbette şu ana kadar aldığımız yağışlardan dolayı mutluyuz. İyi bir yıl olacağını, iyi bir rekolte yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki yaşadığımız bu olumsuzluklarla hasata hazırlanmakta zorluk çeksek de iyi bir yıl olacağını, bu ürünü araziden hızlı bir şekilde kaldırabilirsek verimli bir rekolte yılı sonlandıracağımızı düşünüyoruz. Evet efendim, Bu sene ürün çeşitliliğimiz nasıl? Hangi ürünlerde iyi noktadayız? Sesinizi tam alamıyorum ben. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'ndan rica edersek, seste sanırım bir sıkıntı var. Şu an duyabiliyor musunuz efendim? Sesinizi hiç alamıyorum. Sayın Başkan, biz sizi net duyuyoruz efendim ama. Buyurun. Geliyor mu efendim şu an sesim? Şimdi daha iyi, buyurun. Evet, bu yıl verim nasıl efendim? İlk önce isterseniz onunla başlayalım. Arpa, buğday ve diğer ürünlerde ne durumdayız? Arpa'dan önce de bahsettiğim gibi hububat ürünlerinde bu yıl bir sıkıntı yaşamayacağız. Yağışlarımızın son dönemde iyi olmasıyla birlikte iyi bir rekolte yılı yakalayacağız. Dediğim gibi ancak sadece bunun hasat etmesi de önemli. Bu rekolteyi yakalamak için iyi bir hasat dönemi geçirmemiz lazım. Bundan kaynaklı bu son yaşadığımız bu koronavirüs sebebiyle hasata hazırlanmaktan zorluk çekiyor üreticilerimiz. Parça bulmaktan zorlanıyoruz. Bu noktada bu sıkıntıları aşabildiğimiz zaman, hasatı tamamlayabildiğimizde iyi bir yılı hedefliyoruz. Diğer ürünlerde ise yaş sepsi de elbette üretim noktasında çok iyi yere gelmiştik. Evet. Üretimimizi artırarak bugünlere geldik. Hem mevsim kesiminin %30'una yakınını doyuran bir üretim sektörümüz vardı. Hem de turizm ve öğrenci turizmine ve sağlık turizmine yetebilecek, kendi kendine yetecek noktaya gelmiştik. Bir anda bu pandeminin ortaya çıkması bizim buradaki tüm dengelerimizi alt üst etti. Gerçekten de büyük bir sıkıntı yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bunu gösteriyor. Elimizdeki ürünlerin bu yaşadığımız 1,5 aylık süre içerisinde elbette bir sıkıntı yaşamadık. Neden? Çünkü arazide ekili ürünlerimiz vardı. Bizim yaptığımız çağrılarla üreticilerimiz bu ürünleri içine sürmektense belediyeler aracılığıyla ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtma yoluna gittik. Ama bundan sonraki süreçte biz çağrımızı yeniliyoruz. Sizler aracılığıyla yenileyelim. Üreticilerimize lütfen ekimi devam ettirin. Üretimi devam ettirin. Çağrı yapıyoruz. Ama hükümetin ve Tarım Bakanlığı'nın bu noktada iyi bir koordine edememesi aslında ilerisi süreçte bizi bu noktada sıkıntılı günlerin yaşayacağını gösterir. Biz bu ürünleri stabil ortamlarda muhafaza edebilirdik, depolayabilirdik. Daha sonraki günlerde, sıkıntılı günlerde kullanabilirdik. Ama bu noktada maalesef adım atılmadı. İnşallah bu Ekim olayında önümüzdeki süreçte gerçekten sıkıntı yaşamayız. Evet, sayın... Bir planlama gerekmektedir. Evet Sayın Başkan, dünyada tarımın artık ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz. Şu an gelen bilgilerde, Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamalarda devletlerin içe kapanış
Kendi ürünlerini tüketme yönünde de attığı adımları görüyoruz, biliyoruz. Açıklamaları da zaten bu yönde. Bu noktada biz ne taraftayız, neler yapmamız lazım? Elbette bu tarım insanoğlunun var olduğundan beri ülkeler için çok önemlidir. Bir o kadar da artan nüfusla birlikte tarım bir o kadar daha her geçen yıl önem kazanmaktaydı. Bu yaşanan sıkıntılarla birlikte tarımın ne kadar daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü ithalat ihracatta sıkıntı olmuştur. Halk ürettiği, ülke kendi ürettiğiyle halkını doyurmak zorunda kalmıştır. O yüzden üretmeyen toplumlar sıkıntı yaşayacaktır. Aslında burada sizlere de bir çağrı daha yapmak istiyorum. Tüm vatandaşlarımız muhakkak kendileri de üretsinler evlerinde. Hatta tohum da üretsinler. İleriki dönemde yaş sebze tohum sıkıntısı yaşayabiliriz. Bu bağlamda hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımızın da kendi tüketecekleri gıdayı muhakkak üretmeleri ve hatta bununla birlikte tohumlarını da üretmeleri önemli. Bu vesileyle de buradan bir kez daha bu çağrıyı yapalım. Sadece yaş sebze olarak düşünmemek lazım. Ülkenin ürettiğimiz et ürünleri, süt ürünleri de aynı noktadadır. İyi bir planlama yapılmadığı takdirde bunun sıkıntıları yaşayan üreticilerimizin sistemden kopması demektir. Bunların yaşanmaması adına hükümet edenlerin, özellikle Tarım Bakanlığı'nın çok iyi bir planlaması gerekmektedir. Bu sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya girerek hükümet edenlerin iyi bir yönetim şekliyle bu süreci atlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde daha da sıkıntılı günlerin gıda noktasında baş göstereceğidir. Uzun turizmi görüyoruz. Turizm yaşanan sıkıntıyla birlikte kilit vurmuştur. Diğer noktada öğrenci turizmimiz kilit vurmuştur. Ama kilit vurmayan tek sektör şu an için üretimdir. Buna bağlı olarak biz tarımsal sanayi noktasında adımlar atmamız gerekir. Son 50 yıl içerisinde hiçbir tarımsal sanayi noktasında adım atmadık. Aslında bu da bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi. Evet Sayın Başkan, siz Çiftçiler Birliği Başkanı olarak dünyada çeşitli temaslarda da bulunuyorsunuz. Türkiye'de de çeşitli temaslarda bulunuyorsunuz. Baktığımız zaman önümüzdeki dönemde dünyada bir gıda sıkıntısı yaşanacak mı? Bu konuyla ilgili tüm dünya önlemler alıyor. Almanya pandemi noktasında bile tarımsal iş gücü için kapılarını açtı ve bu noktada sıkıntı yaşanmaması için tarımsal iş gücünü kontrollü bir şekilde ülkesine davet etti. Ve yine tüm dünyada her şey durmuşken Amerika'da İtalya bu kadar kötüyken tarımı durdurmadı. Bir o kadar daha destekleriyle birlikte tarımı ön plana çıkarmaya çalıştı. İspanya aynı şekilde yaşadığı en kötü günlerde dahi tarım noktasında hükümet edenler bir o kadar daha üreticisiyle bir araya gelerek üretimi artırma yoluna gitmiştir. Yapılması gereken şey evet ülke koşullarını iyi belirlemek, topraklarımızı ve sularımızı en iyi şekilde değerlendirmek, ilk önce ülkemizi doyuracak, aynı zamanda da bu ürünleri tarımsal sanayi alanında değerlendirerek muhafaza etmek ve bu noktada çeşitliliği artırarak üretim bundan sonraki süreç elbette de görüyoruz ki tüm dünya liderleri de artık eski bir dünya olmayacaktır. Yeni bir dünya anlayış çıkacaktır. Evet buradan da bizim aslında bu olumsuzluğu olumluya çevirmemiz gerekir. Ülkemizde artık üretimi ön plana çıkararak, üreterek bu varlığımızı daha da bu topraklar üzerinde belirtmeliyiz. Anladığımız şey şu, üretim olmazsa yaşayacağımız mesela tüm dünyanın anladığı bu. Bu sadece tarımsal alanda değil, sanayi alanında da artık bizim girişim noktasında adımlar atmamız gerekmektedir. Peki Sayın Başkanım şunu da soralım size. Gençlerin tarım üretimine katılması konusunda neler yapılması lazım? Çünkü gençlerle birlikte üretim ağının genişlemesi hem ülkede üretilen ürünlerin çeşitliliğini fazlalaştıracak, hem de belki Türkiye kapısı aracılığıyla bu ürünlerin pazarlaması stratejisinde yeni noktalara da ulaşılabilecek. Bu noktada hükümetin, Çiftçiler Birliği'nin ne gibi bir oluşum hazırlaması gerekiyor? İlk önce elbette bizim az önce de bahsettiğim gibi bir baştan tüm her şeyimizi yeniden planlamamız gerekiyor.
bir defa tarım desteklerini yeniden planlamamız gerekir. Kırsal kalkınmayı sadece hükümet programlarında bir title olarak görmememiz. Yani bugün şu an kırsal kalkınmamız var hükümet programında ama içerisinde tek 5 kuruş yok. Yani tamamen boş. Biz kırsal kalkınmayı nasıl sağlayacağız? Yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Bırakınız köyden kente göç etmeyi durdurmayı, yeniden kentten köylere dönüşü sağlamanın yollarını bulmalıyız. Bu da ancak tarımsal destekleri yeniden gözden geçirerek yapılabilmelidir. Gençlerimize alternatif destek modelleriyle ve imkanlarla üretim noktasında ürettiğini alma garantisiyle yeniden üretime kazandırabiliriz. Elbette tarım çok meşakkatli bir iştir. Bugün ülkemizde her ne kadar kamuda çalışmak ön plana çıksa da bugün görüyoruz ki yaşadığımız sıkıntılar içerisinde üretim olmazsa da olmazımızdır. O yüzden bizim yeniden gençleri tarıma kazandırmamız gerekir. Yapmamız gereken şey en başta toprak koruma yasasının hayata geçirilmesidir. Bunun yasal bir zemine oturtulmasıdır. Bununla birlikte su kullanımının yeniden gözden geçirilmesi ve su kullanımla ilgili atılacak adımların hayata geçirilmesi çok önemlidir. Az önce de bahsettiğim gibi alım garantisinin bu üreticilere verilmesi gerekir. Bugün Güney Rum kesiminde de görüyoruz bazı ürünlerde alım garantileri artırılmakta, üretim sektörünün devamlılığı sağlanmaktadır. Ama bizim ülkemizde bu yönde bir sıkıntı, bu yönde bir adımlar olmadığı için sadece hububat ve süt üründe, şartlı sütte de dönem dönem yaşadığımız sıkıntıları görüyoruz. Bunun üretimi kontrollü büyümeyi, bizim ülkemizde kontrolsüz bir büyüme ve kontrolsüz bir küçüme hükümet eliyle yapılmakta. Bu da üreticiyi aslında sıkıntılı günler yaşamasını doğurmaktadır. Bunun stabilini yani yatay düzeyde seyreden bir tarım sektörünü ortaya koymamız gerekir ki yeni arkadaşları, yeni gençleri bu sistem içerisine alabilelim. Bunu yapmadığımız zaman zaten görüyoruz ki tarımdan kopan arkadaşlarımızın tarıma yeniden dönmesi mümkün değil. Hem çok meşakkatli bir iş, soğuk, kışı, yazı hatta görüyorsunuz ki sokağa çıkmasa pandemi olduğunda dahi üretim devam etmek zorunda. Hayvancı hayvanına bakmak zorunda. Yaş sepsici sulamak zorunda. O yüzden bu sektörler çok meşakkatli olduğu için gençlerimizi daha rahat, daha refah olan bir kamu sektörüne yönelmektedir. Bundan dolayıdır ki tamamen her şeyi yeniden reformlarla düzeltmemiz tam reform zamanıdır. Bunu gözden geçirmemiz gerekmektedir. Ve bu gençlerin önünü açmanın da aslında olumsuzluklar içerisinde bir olumlu yönünü çıkarmaktır. Bugün tarımla ilgili eğitim noktasında sıkıntımız var. Evet, Güzel Yurt'ta bir meslek lisemiz var. Biz 2016-2017'de bunu ön plana çıkarmak istedik. Bu meslek liselerinin önemini ortaya koyduk. O dönemin siyasetçileri bizlerin ön plan çıkarmasıyla bir ilgilenme yoluna gittiler. Ama görüyoruz ki maalesef 2016-2017'den sonra yine o gençlerimiz unutuldu. Halbuki bu noktada atılacak adımlar bu gençlerimizi tarıma kazandırmakta en büyük adım olacak. Evet, Sayın Başkan, bu bilinçli tarım üretimiyle ilgili görüşleriniz nelerdir? Yani ürünleri hem ekerken daha sonrasında pazarlarken olan yani ulaşabileceğiniz kitlelere o ürünleri ulaştırmak için neler yapmak lazım? Yani bir ürünü fazla üretip elimizde kalacağına piyasada eksikliği hissedilen ürünleri doğru şekilde üretmek için neler yapmak lazım? Elbette bunun az önce bahsettim. Tarım Bakanlığı tarafından sürdürülebilir bir tarım politikası ve aynı zamanda izlenebilir bir tarım politikası ortaya koymak lazım. Yani arazide bugün hangi üründen ne kadar olduğu ve hangi ürünün ne kadar eksiğimiz olduğunu bir planlaması gerekmekte ve üreticinin ekim noktasında, tüketicinin de tüketme noktasındaki alım gücünü yormaması için bu planlamanın yapılması gerekir. Tüm dünyada bu yapılıyor. Hatta bununla ilgili de yeni kurumlar kurulmakta ve mevcut kurumlar güçlendirilmektedir. Bizim de bununla ilgili toprak ürünleri kurumumuz bulunuyordu. Bu ürünün stoklanması, pazarlanması ve tüketici noktasında fiyat
denge unsurunun yapılması. Evet, toprak ürünleri kurumunun yeniden gözden geçirilmesi. Bu sadece hububat üretimiyle değil, yaşlıkta da süt ürünlerinde de güçlü bir toprak ürünleri kurumuyla bu pazarların bulunmasıdır. Elbette serbest piyasa ekonomisi bizim için önemli. Sektörün, üreticilerin pazar paylarının yükseltmesi. Peki biz bunları, bu pazar paylarını yükseltmesi için ne yapıyoruz? Sadece destek, doğrudan gelir destekleri veya da ihracı teşvik primleriyle mi desteklemek gerekmektedir? Yoksa hükümetin ve hükümet edenlerin yeni pazarlar bularak üretim alanını zenginleştirmemiz mi gerekmektedir? Tabii ki bizim en büyük kapımız Mersin kapısı. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Buradaki tek kapımız Dünya Aşan Kapı, ama bizim diğer önemli yaş depresi noktasındaki kapımız ise Güney Rum Kesimi kapısıydı. Bir an önce inşallah bu kapılar yeniden açılır. Üretim sektörünün hızlı bir şekilde eski halinin yaş depresini yakalayabilmesi için Güney Rum Kesimi'nin kapılarımızı açmamız gerekmektedir. Çünkü az önce bahsettim, nüfusunun %30'unu yaş tepside son dönemlerde biz doyuruyorduk. Bu dövizdeki yaşanan dengesizlikten dolayı, euronun yükselmesinden kaynaklı. Ama sonuç itibariyle üretimden kaynaklı ülkemize ciddi bir döviz girişi yaşanmaktaydı. Buradan da yaşanan bu sıkıntılara görüyoruz ki bu kapıların bizler için çok önemli olduğudur. Ümit ediyorum kısa zamanda bu pandemi noktası sona erer ve yeniden yavaş yavaş kapıları da açılması, inşaat tüzüğünü kullanmasıyla bu ürünlerimizin oraya geçmesi veya pazarlanmasıdır. Aksi takdirde çok dengesiz günleri yaşayacağız. Peki efendim, tarımsal anlamda yeterli desteği görüyor musunuz şu an? Efendim? Tarımsal destek anlamında hükümetten yeterli desteği görüyor musunuz şu an? Hayır, tabii ki bu 2010 yılından beridir hiç değişmeyen bir sistem. Rakamlar da değişmeyen rakamlar. Alternatif ürünler yaratacak modeller üzerinde bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. Bunu defalarca söyledik. Sürdürülebilir tarım politikasını ve sahada izlenebilen bir tarım politikasını hayata geçirilmesi ve bunun içerisinde gençlerimizi ve kadınlarımızın ön plana çıkaracağı bu politikanın ortaya konmasıdır. Çiftçiler Birliği biliyorsunuz ki son bu küresi içerisinde 2015 yılında yapmış olduğu eylemde sadece ve sadece sürdürülebilir tarım politikasını talep etmişti. Bir masa etrafında toplanmayı talep etmişti. Ama maalesef bu noktada attığımız adımlar hükümetin attığı adımlar yeterli değildir. Yine gençlerin üretime kazandırılması noktasında desteklerin gözden geçirilmesi, yeni gençlerin sisteme nasıl adapte edileceği noktasında talep etmiştir. Bununla ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır. Kadınlarımızı üretime nasıl kazandırabiliriz diye görüşmek istedik. Alternatif düşünceler ortaya koyduk. Hatta son dönemde kadın komitemizi bir o kadar daha güçlendirmek için çabalar sarf ettik ki hükümet edenlerin buralara dikkatini çekebilelim. Çünkü sağlıklı, güvenli gıdaya ulaşabilmek için kadınlarımızın rolü büyüktür. Eğer biz bu sistem içerisine kadınlarımızı daha fazla adapte edemezsek güvenli gıda noktasında bir o kadar daha zorlanacağız. Bu noktada attığımız adımlar var, ama hükümetin daha cesur adımlar atması tarım noktasına gerekmektedir. Aksi takdirde üretimin zaten zor olduğu bu ülkede daha da zor hale gelecektir. Bunları yapmak kolaydır. Yeter ki hükümet edenler sivil toplum kuruluşları diyalog yolunu seçsinler. Yeter ki ben bilirim, ben yaparım anlayışını ortaya koymasınlar. Biz bu sistemi yenileyebiliriz. Biz reformu kabul ettik, elimizi taşın altına koyduk, ama bu reform adı kaldı. İçerisi boş, herhangi bir adım atılmadı. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde, 1,5 aylık bu süreçte hükümet edenlerden bize şu ana kadar herhangi bir görüşme talebi gelmedi. Ne başbakandan ne başbakanın kurduğu komitelerden görüyoruz ki sadece ve sadece tarımsal üretim devam etmekte. Gerek hayvancının yapmış olduğu son dönemdeki sanatçılaş hareketliliği, gerekse yaşlıktaki hareketlilik, bu gösteriyor ki ülkede şu an için sadece üretim sektörü hareketli. Ama buna rağmen gerek başbakanın, gerek de
vurdu komitelerin, gerekli Tarım Bakanı'nın. Herhangi bir şekilde tarım sektöründe, en azından ben kendi adıma söyleyebilirim, bizleri çağırıp sıkıntılarımızı sorması veyahut da neler yapılabilir, ne yapabiliriz ortaya koyacak herhangi bir toplantının yapılmadığını veyahut da bir görüşme talebinin dahi olmadığını biliyoruz. Bu da şunu gösteriyor, halen daha hükümet ders almamıştır. Halen daha hükümet aynı zihniyettedir. Tarıma ve kırsala verdiği düşünce noktasında bir zihniyet değişikliğine gidilmemiştir. Evet, dünyada hep şey konuşulur efendim, tarımda Hollanda modeli konuşulur. Sizler de eminiz ki tarım sektörüyle ilgili bu alanda çalışmalar da yapmışsınızdır. Böyle bir modelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanması mümkün mü? Yani yapılsa neler kazanılabilir? Toprak nasıl değerlendirilebilir? Diğer taraftan tarımsal arazilerin yapılaşmanın önüne geçilmesi noktasında neler yapılmalı ki bu topraklar geleceğe bırakılabilsin, üretime katılabilsin. Sesinizi ben çok alamıyorum. Sesiniz gidip geliyor. Sadece tarımsal arazileri anladım. Biz tarımsal arazileri koruma noktasında 2017 yılında çiftçiye birliği olarak toprak koruma çalıştık. O dönemin bakanına verdik. Arşiv'den de bunu bakanına teslim ettiğimizle ilgili geçirdik. Ama yaşadığımız pandemi öncesinde yaşadığımız bu olaylarda özellikle İskele bölgesinde, Eminamet'te bizim görüşlerimize dahi başvurulmamıştı ama hep şu söylenmiştir. Birinci derece toprak, şimdi toprak koruma tesisatı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf topraklar diye nitelendirilir. Birinci sınıf topraklar diye nitelendiriliyor ama verilen bu izinlerin tamamı da hep birinci sınıf topraklar, yani verimliliği yüksek arazilerde inşaata açılmıştır. Ben de şu soruyu sormuştum Sayın Başbakan'a ve hükümet edenlere, biz bu arazileri inşaata kaptırırsak eğer önümüzdeki süreçte tarım arazilerimiz bitme noktasına ve yetmez noktasına geldiğinde denizleri çektirip arazi mi yapacağız yoksa dağları tepeleri yıkıp arazi mi yapacağız noktasındaydı. Elbette bu ülkede bizden önce yaşayanlar da olmuştur. Elbette bizden önce planlayanlar da olmuştur. Ve bir baktığımız zaman tamamen bu yapılanmanın inşaat alanının birinci, ikinci sınıf topraklar haricinde yapılmıştır. Bizim de talebimiz bu yöndedir. Kim isterse, ne isterse olsun biz bu toprakları korumak zorundayız. Daha önce bir Çanakkale bölgemiz vardı. En verimli kırmızı topraklardan Magosa'da bir tanesi. Maalesef bu alanı komple kaybettik. Oradan tutun tüm sahil şeridinde yaşadığı o verimli arazileri daha İskele Boğaz'a kadar hepsini biz kaybettik. Bu bağlamda bu arazinin tamamı birinci sınıf toprak niteliğinde arazilerdi. Bunları kaybettik. Bunun bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bu buralarda imar planlarının yeniden gözden geçirilmesi talep ediyoruz. Elbette inşaat sektörü ülkemiz için çok önemli. Elbette inşaat sektörünün ülkemize yarattığı katma değeri çok önemli. Ama şunu da bilmeliyiz ki başka bir sıkıntı yok, başka toprağımız yok. En iyi şekilde bu toprakları, tarımsal toprakları korumakla tüm vatandaşlarımız mükelleftir. Evet Sayın Başkan, Türkiye'den borularla su getirme projesi çerçevesinde gelen suyun bir kısmı da tarım arazilerinde kullanılacaktı. Ama şu an zaten bir arıza söz konusu. Muhtemelen de Ağustos ayına kadar da su getirilemeyecek. Ama su geldikten sonra artık bu projelerin gerçek anlamda hayata kazandırılması için bir çalışma yapılması gerekiyor mu sizce de? Yani baktığımız zaman her zaman şu ifadeler kullanıldı. Bu gelen suyu işte tarıma kazandıralım, narenciyeye kazandıralım. Buradan üretilecek kaliteli ürünleri de pazarlayarak ülke ekonomisini canlandıralım ifadeleri hep kullanıldı. Ama şu ana kadar da hani atılan adımların dışında çok da ciddi bir şeyler göremedik. Bu noktada siz neler söylemek istersiniz? Elbette bu gelen suyun kapasitesi belli. 75 kilometre kuytudan bahsediyoruz. Biz bizim yaptığımız çalışmada gerek abilerimizin Çiftçiler Birliği Üst Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmada zaten bizim bu gelen suda çok tarıma yönelik büyük bir beklentimiz olmadıydı. Çünkü artan nüfusla birlikte bunun aynı zamanda hayvancılık sektörüne bu verilmesi
Ve aynı zamanda da Güzyurt bölgesine verilecek olan Narince bölgesine kalacak olan suyun aslında çok da büyük bir rakam olmadı. Elbette bu su bizler için çok önemli. Bu kullanım suyumuzu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ama mevcut su kaynaklarımızı esasında yeniden bu süreçte biz bu kazandığımız zaman içerisinde bakımını yapmalı, onarmalı ve bunu gerektiğinde kullanım suyunda gerektiğinde ise tarımsal arazilerde kontrollü bir şekilde kullanabilirdik. Bunu yapmadık. Evet, su geldi, barajımıza düştü. Son 2 yıl içerisinde de kullanıyoruz ama bu 2 yıl içerisinde mevcut su kuyularımızın bakımını yapmadık. Mevcut su kuyularımızın taşınmasıyla ilgili boru hatlarını yenilemedik. Bunları herhangi bir noktada arız olduğu noktada düğmeye basıp biz kendi öz kaynaklarımızdan bu suyu yeniden vatandaşımızla ve üreticimizle buluşturma noktasını yapamadık. İnşallah barajdaki su bitmeden mevcut hat onarılır ve en azından kullanım suyu olarak bir sıkıntı yaşamayız. Ama şunu ifade etmek gerekir. Biz diyelim ki kendi iç suyumuzu da, yeraltı kaynaklarımızı da çok iyi şekilde kullandık ve üretimimizi arttırdık. Eğer siyasilerin sadece kullandığı o renkli kelimeler biz bunu yapacağız ve gıda cenneti olacağız noktasında ise planlamadan bu yapılmak isteniyorsa ben de diyorum ki gıda cenneti değil, gıda çöplüğü olur. Her şey iyi bir planlamayla getirir. Evet, üretmeliyiz ama tüketebileceğimiz, satabileceğimiz kadar üretmeliyiz. Aksi hem bizler için zordur üretici noktasında hem de yaşayacağımız sıkıntılar daha da farklı noktalara gelecektir. O yüzden biz ödevimizi, dersimizi gününde yapmalıyız. Yapmalıyız ama maalesef şu ana kadar hiçbir ödevimizi gününde yapamadık. Hiçbir siyasi arkadaşlarımız bu noktada söylemlerden öteye gidememişlerdir. Elbette son dönemde sizden kooperatifçilik ön plana çıkarılıyor. Yeniden kooperatifçiliğe dönülmeli, üreticinin kümeleşmesi ifade ediliyor. Ama biz de şunu söylüyoruz. Bu kümeleşme zaten şu an bizim yasamızla uygulu, kooperatiflik uygun değildir. Bizim mevcut kooperatifimiz zaten kırsalda, köylerde bulunmaktadır. Biz en iyi kooperatif modelini kullanıyoruz. İngiliz kooperatif modelini kullanıyoruz. Bunun revize edilmesi, güçlendirilmesi ve aynı sistemle birlikte üreticinin bu köy kooperatifleri etrafında yeniden buluşturulmasıdır. Aksisi sadece siyasi renkli kelimeden öteye gitmeyecektir. Daha önce yapmış olduğu, kullanmış oldukları kelimeler gibi. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Artık son cümlelerinizi alalım. Evet, ben vatandaşlarımıza herkese sağlıklı olmalarını, evlerinde kalmalarını istiyorum. Evlerine kalırken bahçelerinde muhakkak ki evlerinde birkaç tohum vardır. Saksılarında, bahçelerinde üretim yapmaya başlamalarını, bu şekilde vakit geçirmelerini ve bu alışkanlıklarını bundan sonraki hayatlarında devam ettirmelerini istiyorum. Çünkü biz bu ülkede üreterek var olabiliriz. Biz bu ülkede geçmişteki yapmış olduğumuz gibi üreterek var olacağımızı da göstereceğiz. Sağlıklı olmalarını istiyorum. Evlerine kalmalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, yayınımıza katıldınız. Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuşkelli yayınımıza katıldı ve çiftçilerin sorunlarını anlattı. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde ise Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Savaşan'la gazete kaldığı yerden devam edecek.